Yepyeni bir videodan hepinize selamlar, sevgiler, değerli arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Şu an Pendik Limanı'nın içerisindeyim. Arabamı bir çalıştırdım, marşa bastım. Araba biraz ısınsın, kendine gelsin. Kendini toparlasın. İki gündür zaten çalışmadığı için. En azından bir akü falan kendini toparlasın. Şu an limanın içindeyim. Dorsem gemiden inmiş ama evraklarım hazırlanıyor şu an. Evrakların hazırlanmasını bekliyorum. Evraklardan sonra zaten Gebze'de bir antrepo var. Antrepoya gidip orada yükü boşaltacağız inşallah. Şimdilik izlemede kalın. Sizleri çok seviyorum. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, limandan çıktım. Tuzla Kantar'ı geçiyorum şu an. Yani geçtim. Dorsemizi antrepoya götüreceğiz, Dilovası tarafında. Kontrollü bir çıkış yapayım sinyalimi vererek. Dorsemin lastiklerini kontrol edeyim. Kaldırıma takmamamız lazım. Çünkü kaldırıma değerse lastik esner. Bu kaldırım ya, lastiği böyle sürtmüş olursunuz. Lastikle jantı böyle ayırırsanız sürterek hava kaçar, patlar. Lastikler çok pahalı. Bu sefer yani cebinizden ödemek zorunda kalıyorsunuz. Şirketler sonuçta yani size araba teslim ediyor ama düzgün kullanın diye. Buradan da bazen kendimi takip ediyorum şöyle. Güzel, akıcı. Şimdi arkadaşlar bakalım. Limandan dorsemizi aldık. Antrepo'ya götüreceğiz. Beyannamesi bugün açılırsa boşaltacağız. Götürdüğüm yer zaten yan açmalı bir yer. Hatırlamaya çalışıyorum. Nereye gitmiştim geçen ben? Gebze ile Dilovas tarafında bir yerdeydi zaten. Dostlar, sizler nasılsınız, iyi misiniz, ne var ne yok, sizler ne yapıyorsunuz, biraz da sizle sohbet edelim. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Önümdeki de çok yavaşladı ya. Bakalım, bugün bu malı boşalttığımızda yükleme verirler bize. Yüklemeyi de zaten herhalde uzak bir yer olur. Yükleriz. Ya limana atarız. Limana da attırmazlar hem de. Yüklenen yerde mühürlenirse limana atılır. Eğer mühürlenmezse ya da garaja gidip götürülür. Garajda da bizim mühür atılıyor. Yani gümrük yapılabiliyor. Çok ani duruyorlar. Çok ani. Arabada bir özellik keşfettim. Örnek veriyorum, şu rotorlar kolluyor ya. Motor freni kolu. 3 kademe. Bir de bu böyle kendime çekiyorum. Arabayı durdurdum. El freni çektim. Araba boşta ya. Bunu 1, 2, 3, 3 kere bu şekilde çektiğimde dingiller kendini kaldırıyor. Onu keşfettim. Biraz camları temizleyeyim. Evet arkadaşlar, 30 Mayıs'ta vize randevum var. Ne olursunuz siz de bir şey yapın. Dua edin bu kardeşiniz için. Artık vize çıksın, gideyim. Yurt dışında da çalışabileyim. Çöp atıyor öyle ya. İnşallah vizemizi de aldık mı devam edeceğiz yurt dışına çalışmayı, Allah'ın izniyle. Aldılar onu. Oh!
Oh! Aldılar seni. Kurnaz çakal dolu arabanın içi. Camlar filmli. Yere de çöp atıyor. Polisler biliyor kime ne yapacağını. Ya şu sağımdaki üstüme çıkmasın da. Evet arkadaşlar, Darıca'yı geçiyorum şu an. Burası McDonald's, Burger King. Şu an Gebze yönüne doğru ilerliyorum. Şey yapalım. Atılan konum açayım. Hadi yavrum açıl. Ya Vodafone olarak pişmanlık ya. Allah ya. Bu kadar geç açılır mı kardeşim bir internet ya? 12 kilometre uzağımızda arkadaşlar gideceğimiz yer. Yani 11 dakika falan yolculuk yapacağız sizlerle. Yani evet arkadaşlar, Hüner'de çalışıyorum. Alıştım artık. Memnunum. Bir sıkıntımın yok. İşte yurt dışına da artık çıkarsak Allah'ın izniyle hem yurt dışı görürüz hem çalışırız bir şekilde. Onunla böyle atlatacağız. Bana doğru çok yanaştı ya. Biraz da üşüttüm ya arkadaşlar. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Şu an camları kapattım hem de çok yarım açtım. Hava girsin diye. Bu işte de böyle bir zorluklar oluyor işte. Hastalanabiliyorsunuz. Geçen hafta dişimi çektirdim. 3 gün işe gidemedim. İmplant yaptıracağım. Evet biliyorum, bayağıdır video çekmiyorum, 16-17 gündür. Ben de sağa geçeyim yavaş yavaş ki insanları darlamaya gerek yok. Diş çekimi bayağı sancılı geçiyor arkadaşlar. İğne var, evet iğne yapılıyor ama yine böyle sonrası biraz sıkıntı oluyor iyileşme süreci. Şu yollar var ya, güzel mekan yapmışız. Şu yol böyle tonajda yükler taşıyorlar da böyle asfalt artık böyle yere basıyor ya. Asfalt yamuluyor şu şekil, ovalleşiyor her iki tarafta lastiğin bastığı yer. O zaman çok kötü oluyor ya. Yani arabanın dengesini de bozuyor. Arkadaşlar yani videolarımız izleniyor, evet çok güzel, bir sıkıntı yok ama yani izleyen arkadaşlarda da abone olursanız da sizlerden rica ederim, çok teşekkür ederim. Yani abone olursanız en azından kardeşinize ücretsiz, zaten ücretsiz şekilde abone olabilirsin. Güzel eğlenceli videolarımız var, olacak daha güzel videolarımız olacak. Bir de YouTube'da üyelik açtım. Yani üyelik alabiliyorsunuz. 15 lira mı, 25 lira. Yani maksimum 60 ile 150 lira. 25, 60, 150. 25, 60, 150. Yani maksimum 150 ya da 60. Yani 60 ya da 150 liralık üyelik alırsanız her ay. Bizim WhatsApp grubumuz var. O grupta işlerimizle alakalı, bu sektöre nerede başlayabilirsin, detaylı şahısların numaralarını paylaşacağım. Baş şoförlüğün numaralarını vereceğim. Hem ararsınız hem de ben size, yani ben size işe başlayabilmeniz için de yardımcı olurum. Ben de ararım. Şoför paslarım yani şirketlere. Yani bu tarz bir WhatsApp grubu açıp
Tabii üyelik alırsanız WhatsApp grubuna size sizi dahil edeceğim. O şekilde yani, hem de bu sektöre başlamak isteyen için de iyi olur. Ben de yardımcı olmuş olurum. Hemen sola atalım. Yani biz de sıfırdan başladık. O yüzden yani biliyoruz artık kimlerle muhatap olunur, hangi firma nereden sıfırdan iş alıyor, sıfırdan şoför geliştiriyor, eğitiyor, hepsini biliyoruz. Ben sizin yerinizde olsam o küçük meblağı veririm. WhatsApp grubunda hep beraber güzelce sohbet, muhabbet bir şekilde ilerleriz. Sıkıştığınız, bilemediğiniz yerlerde de hep destek olurum. Yani telefonla da yüz yüze, yani telefonda sesli şekilde de görüşebileceğiz bu arada. Yani benim size tavsiyem, sıfırdan başlayanlar için bu üyelikten almanız güzel olur sizler için. Sizlere destek olacağım yani. Sizler de bana küçük mevlalarla destek olmuş olursunuz. Allah'ın izniyle her şeyi hallederiz yani. Bismillah. Araba çok tonajlı değil ya. Yani tonaj bile yok. Toplam arabayla beraber 23-24 ton falan araba. Yani toplam 24 ton ağırlığımız var. Evet, Dilovası tarafına geldik. Birazdan kavşaktan giriş yapacağım arkadaşlar. Ben yavaştan kendimi sağa atayım, sağa kontrol ederek. Hiç risk atmayalım. En son gittiğimizde ondan sonra sağımız dolu olur. Ne yapıyor üstümüze uçarak dönüyor lan. Çok hızlı döndü. Şu ileriden dönüş yapacağım arkadaşlar. Şimdi giriş yapacağım sağ tarafa. Muallimköy diyor. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. kısım. Biz buradan otobana bağlanıyoruz. Yani şu karşıdaki yoldan. Şu gelen gidenler var ya o yoldan. Şöyle dümdüz gidince otobana bağlanıyor. Şimdi tam tersi. Buradan karşıya geçip yan yola bağlanacağım. Yani karşı yolun yan yoluna bağlanacağım. Volvo'nun şu an bu arabada rotardörü yok ama depi de çok sağlam yani. Rotardör kadar iyiymiş. Tek dingil kalkık bu arada. Sağlı sollu dingillerim kalkık şekilde ilerliyorum. Yani tek bir dingil kalkık. Bismillahirrahmanirrahim. Yavrum benim be. Ne gidiyorsun be. Motor sesine hastayım ben bu arabanın. He. Güzel sesi var yani. Böyle Cadillac Escalade hastasıyım ben zaten. Onun gibi böyle çalışıyor. Gır 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 diye. Hop camları kapat abi. Camları kapat. Çok tozlu burası. Arabamız kirlenmesin. Dayı şimdi buradan soldan dönüş yapacağım. Dur diyor, durduk.
kulağımız müsait, yapıştır. Oy. Nereden dayı? Yok ya, buradan değil. Düz. Ne yapıyorsun oğlum? Tövbe estağfurullah. Allahu ekber. Şimdi buradan soldan gireceğim arkadaşlar. Tanju Akdoğan'ın arabası gidiyor. Hop, çakan gidiyor, çakan. Allah'ına kurban. Yapıştır. Geldim arkadaşlar. Şu ileride solda kalıyor. Ben sağa... Hünerli arabalar var. Dostlar, ben şimdi geldim. Arabayı müsait bir yere çekeceğim. Arkamdan araba geliyor mu bilmiyorum ama. Abi şuraya sıfır yanaşmam lazım. Millet bana takmaması lazım. Da şu şekil. Şimdi evraklarımı içeri vereceğim arkadaşlar. Ondan sonra bakalım ne istiyorlar, nasıl yaparız, ona göre ilerleyeceğiz. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Arkadaşlar şimdi adrese geldim. Adrese giriş yapacağım. Dorsiyi keseceğim. Yarın boşaltacaklar. O yüzden şimdi şu trafik bir çıksın da ya. Oh, buraya geri gireceğim arkadaşlar. Bak, bir ton araba trafik oldu şimdi. Geç baba, geç. Geç, çok yavaşsın, çok. Şu tırcı zaten deli edecek beni herhalde, yabancı. Abi geç abi, Ovakop. Bizim Botan'ın şirketi. Şimdi rampanın yanına yanaşacağım arkadaşlar. Bismillah. Burası çok değişik bir yer arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bismillah. Çok güzel girdim, çok güzel. Süper. Tekne girdim abi. İyi girdim değil mi? Evet, şimdi en gir, sıkıntı yok. Orası aynı olacak ki. Gir. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi bunu buraya keseceğim. Yarın sabah da geleceğim yüklemeye. Özür diliyorum, boşaltmaya alacaklar. Boşaltacağız. Şimdilik bugünlük bu kadar. Sizleri seviyorum. Yarın devam edeceğiz bu videoya. Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün salı sabahı. Dün biliyorsunuz ki akşam dorsiyi kesmiştim. Fabrikanın içine, antreponun içine. Şimdi bir kahvaltı yapıp Gebze'deki Dilovası'ndaki antrepoya tekrar geçeceğim. İşte sabah 9-10 gibi de malı boşaltacağız.
Malı boşalttıktan sonra da zaten devam edeceğiz. Yükleme ve adresi verecekler bize. Yüklemeye gideceğiz. Ondan sonra işte bunları tek tek videolarını çekeceğim ben sizlere. Takipte kalın. Sizleri seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen bu bize bir destektir. Videomuzu beğenin. Yorum yazın. Gereken şeyleri, artıları, eksileri. Hepsini bekliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kahvaltılık hazırlıyorum. Ya kahvaltılık derken şunu koyayım en azından. Şunu koyayım. Böyle oluşur. İnce detay inşallah fark etmemişsiniz. Şaka yapıyorum. Bu ne lan? 2024 sekundiri var. Islattı ya şey. Zemini biraz şey olmuş. Kapatırız. Alt tabaka biraz şey olmuş. Gevşemiş. Sütü bol bol içerim hem de. Sabunum oraya, bu buraya, bu çöp, GoPro aparatlarım, şöyle şuraya koyayım şimdilik. Şu gözlüğü nereye koyayım arkadaşlar sizce? Şuraya koyayım. Hem kaymaz oradan kolay kolay. Tamam, burayı böyle ayarladık.
kabloları. Tam açılıyor maşallah yani. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de hemen gevşiyor. Şurası gözüme çok çarptı. Hemen yumuşamış. Hemen yiyeyim de bitsin. Arkadaşlar böyle eşyalarınızı alıyorsunuz, malzemelerinizi alıyorsunuz arabaya. Gittiğiniz adreste yemek yoksa ya da bir şey, market yoksa, bir şey yoksa kendiniz böyle kahvaltılıklarınızı hallediyorsunuz. Bu kadar da zor değil aslında. Yani tek sıkıntı yemek, duş, yurt dışından bahsediyorum. Türkiye'de biraz sıkıntı. Bir de yemek, duş, kıyafet. Belki 2-3 euro ya da 5 euro mu artık? Belli bir para veriyorsunuz. Çamaşır makineleri var. Yurt dışında. Yurt dışında var ya. Türkiye'de örnek veriyorum, gördüğünüz petrol ofisleri var ya, benzinlikler. Orada her gördüğünüz benzinlikte şey var, duş varmış. Yani çoğunda varmış. O yüzden duş konusunda sıkıntı yaşanmayacakmış. Yemeği de kendimiz hallederiz zaten. Hem zayıflarız hem çok böyle abanmayız. Ya da hamur işine falan, hamur işi, paketli ürünler hep yememeye çalışıyorum. Bugün ne yapacağız? Şimdi yarının işini devam ediyoruz. Bu yükü boşalttıktan sonra buraya bana yükleme adresi verecekler. Gideceğim orada yükleme yapacağım. Artık ya garaja götürürüm. Garaja da gümrüklenir. Ya da aldığım yerin gümrüklü bir bölgesi gümrüklenir. Direkt liman atarım. Artık o şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bugünü de bu şekilde başlıyoruz. Beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Videonun devamı zaten gelecek. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar, ses deneme. Malı boşalttık. Terledim bayağı. Şunu da şuraya takayım. Çok özür diliyorum. Çıkıyorum şimdi, çok terledim. Bismillahirrahmanirrahim. Takmadan çıkmam lazım ki etrafa. Ne oluyor lan? Ses. Değişik değişik sesler geliyor. Lan dingil kalkmış lan. Dingil indirmem lazım. Oradan
açısını alacak çünkü. 1, 2, 3. Dingil. İndirmede şu retarder tuşu 3 kere çekiyorsunuz ya. Boştayken araba, frendeyken, çekilirken. Şimdi o dingilli inince o lastikten viraj alacak. Şimdi hata oldu. Neyse bakalım döndürürüz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Tamam, burayı kurtardım. Çok güzel. Bir tane de selam kornası çaldık mı? Çıkışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Hay gayret. Şimdi müsait bir yere çekerim, biraz dinlenirim. Terledim, yoruldum. Ben buradan çıkabilir miyim lan? Sizce? Hiç riske atmayayım değil mi? Evden buradan ya. İleriden döneriz. U çekeriz ileriden. Hop. Abi sıyırma gidiyoruz. Kur'an çarpsın ya. Sıyırma gidiyoruz her yerde ya. Heh. Arkadaşlar şimdi... Şu ileride bir soluklanayım. Bundan sonraki süreç arkadaşlar, hani şimdi malı boşalttık ya. Malı boşalttık. Hemen bir soluklan, bir suyunu iç, kendine gel. Müsait bir yerde operasyonu arasın. Abi dersin ben müsaitim. Beni hemen ihracatçı bana ulaşıyor. Diyor ki kardeşim sen şu adrese git. O adreste yüklemem var. Buradan basıyorum, adrese gidiyorum. Güvenliğe vuruyorum, kayıt oluşturuyorum. Kayıttan sonra beni arıyorlar. İçeri gir kaptan. Önce kantara gir, kantar varsa. Kantar yoksa direkt yükleme alanına yönlendiriyorlar. Yükleme açılıyor. Ya yandan yüklerler ya arka kapaktan yüklerler. Rampadan. O şekilde arkadaşlar sirkülasyon ilerliyor. Şimdi şu ileriden bir yerden bir dönüş yapayım. Ondan sonra da yorucu, yan açmak yoruyor arkadaşlar biraz, evet. Ne yalan söyleyeyim, biraz yorucu oluyor, evet. Ulan şurada benim ne kablosu kopmuştu, elektrik kablom kopmuştu. Hatırladım, burada makaslamıştım arabayı bir kere. Ben bu arabayı nereden döndüreceğim lan? Buradan mı döndüreyim? Burada çok bozuk be kardeşim. Tamam, ben burada bir önce müsait bir yerde durayım şu şekil. Burada döndürürüz arabayı. Şimdi arkadaşlar, her açıdan video çekmeye çalışıyorum. Sizleri de seviyorum. Şimdi bir sonraki açımız şu şekil. Hem beni göreceksiniz hem yolu göreceksiniz. Öyle yani. Evet arkadaşlar, şimdi adres attılar bana. Tuzla Tepeören tarafına gideceğim. Orada bir yüklemimiz var. Adresi açtım. El freni indireyim. Sinyalimi vereyim. Çıkışımı yapayım. Hadi dayı hadi. Evet. Burası arkadaşlar Muallim Köy değil aslında da. Burası Dilovası Gebze E5 üzeri bir alan. Yol verelim insanlara.
bakalım. Kafada deli sorular. Yandan mı açacağız? Rampadan mı yükleyecekler? Göreceğiz. Abi burası peki rampadan yükleyen bir yere benzemiyor ama inşallah rampadan yüklerler ya. Vallahi. İnşallah. Maşallah. Bu ne lan? Rally mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yollar ne kadar kötü ya. Ne kadar toz ya. Şapkamızı da takalım da. Tam tırcı, tam tırcı olalım değil mi? Ne kadar pis. Yani hep toz. Kurtulalım bu yoldan bir an önce. Arabada iki tane büyük sular aldım. 15 litre mi? Kaç? Damacananın bir tık büyüğü. Pardon, damacananın bir küçüğü. Şurada iki tane ayak koyma yerinde. Onlar böyle sallanıyor, ses yapabilir bilmiyorum. Size ses geliyor mu bununla alakalı da. Burada da hep kaza olabilecek gibi hissediyorum. O yüzden dikkatli çıkıyorum burada. Şu klimayı kaça alsam hem sıcak hem soğuk idare eder beni ya. Dayı, gaza bas dayı. Şu ileriden beni otobana sokacak herhalde. Bakacağız. Oy oy. Arkadaşlar şimdi adrese gidiyorum. Adrese varmadan önce de bir video patlatırız. Ondan sonra bakalım ne yaşayacağız, bugün neler yapacağız. Takipte kalın. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar şimdi adresteyim. İçeri giriş yapacağım. İnşallah arkada araba yoktur ya. Şuraya kartı okutacakmışım. Su testinden geçiriyorlarmış. Yani branda mı su alıyor mu almıyor mu? Sonuçta adam da haklı, malını taşıyacağız yani. Şimdi arkadaşlar hop hop. İyi çay var. Çayı içeriz biraz. Oo, bir su şey var ya. Hadi kahve içeriz. Kahve de iyi geliyor. Yemin ediyorum var ya şu işte ya. Kahve içiyorsun abi, kendine geliyorsun. Açılıyorsun vallahi. Haa burası. Arkadaşlar bakın şu an bana burada su testi yapılacak. Tepelerde şey var, yangın söndürücüler olur ya, borular binalarda, onlardan var.
keçi mi biraz? Anlamadım ki şimdi. Su akıyor mu, akmıyor mu? Akıyor mu? Yok. Nasıl başlayacak peki? Ya bu nasıl çalışacak kral ya, biliyor musun? Ne? Nasıl çalışıyor bu su? Vallahi bilmiyorum hacı. Değişiklikler ya. Kamera var. Tamam. Hadi. Abi ben durdum, bekliyorum ya. Buradan şimdi su vuracak brandanın üstüne. İçeride de açacaklar, bakacaklar su almış mı almamış mı gibisinden arkadaşlar. O şekilde. Ondan sonra şimdi daha çok da firmayı, çalıştığımız firmayla çok da ifşa etmek istemiyorum. O yüzden şimdi yüklemeye alacaklar birazdan beni. Videoyu sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar, yüklemimiz tamam. Garaja gideceğim. Gümrüklenmesi garajda yapılacakmış arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatalım da üşütmeyelim. Buradan nereden gidiliyor? Buradan ne yapılıyordu ya? Buradan gittiğimizde. Arkadaşlar ben konum açayım da. Hüner Lojistik. Düz. Tahmin etmiştim zaten. Yüklememiz tamam arkadaşlar. Şimdi garaja gidiyorum. Kadınköy'e. Şu arabayı bir servise göstermem lazım. Yazılım güncellemesi var çünkü. Sağa geçelim ya. Yazılım güncellemesini yaptırmam lazım ki arabanın bazı sorunları var. Onlar düzelsin. Dallandım. Hop. Ben sağdan mı diyor? Sağdan. Kaza mı olmuş? Ne olmuş orada ya? Kornalar falan. Kaza mı oldu acaba ya? Of 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 of. BMW'nin içinden geçmiş kamyon. Paramparça olmuş BMW'nin önü. Yol kilit orada şu an. Allah'tan bizim sağ taraf dönüş ya. Şey olmadı, sorun olmadı. Bana. Benim gideceğim yola. Sorun olmadı. Şöyle. Bu naga.
kaybettiririm. Evet, kaptanımız konuşuyor. İstanbul Kadınköy'e doğru yola çıkmış bulunmaktayız. Hızımız maksimum 90, minimum 70 şekilde ilerleyeceğiz. Arkadaşlar, benden çekmek istediğim, merak ettiğiniz başka konular var mı? Abi şunu çek, kardeşim bunu çek gibisinden. Yani o konular üzerinden de ilerleme yapabiliriz sizlerle beraber. Şu an genel olarak zaten yaptığımız işi görmeniz için bir günümüz nasıl geçiyor? Bu bir vlog. Yani aynı şeyler yapılıyor sürekli. Sürekli değişken şeyler de olabiliyor. Bazı sürprizlerle de karşılaşabiliyoruz. Bu arada hatırladığım kadarıyla evet, bu yoldan otobana bağlanacağız. Şekerpınar tarafından. Hızım 75. Havada rüzgar var. Tonajımıza bakalım. Toplam ağırlık 26. Dingil kalkık. Havada dingil yani. Garaja erken saatte gideceğimi düşünüyorum. İnşallah Volvo servise gidebilirim. Yani sorun çıkartmazlar umarım. Kaç saatte? 2-3'te oradayız Allah'ın izniyle. Hadi 3-3.5'te orada. Ben şimdi bir kademiyi ararım. Derim Volvo servise 4-4.5 gibi gidebilir miyim? Nasıl yapalım falan gibisinden. Verilen cevaba göre ilerleyeceğim. En kötü yarın giderim. Ama bir şekilde gitmem lazım. Arkadaşlar şimdi yola çıkıyorum. Bir Kuzey Marmara'da da güzel bir video patlatırız. Ortaya karışık. Sizleri seviyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Ücretsiz zaten. Aboneye bas. Abone ola bas. Basarsanız sevinirim. Hız kesmeden devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi İstanbul Havalimanı servis alanına yaklaştım. Biraz daha ilerisinde Yassıören tarafından giriş yapacağım. Bizim garaja Hadımköy'e oradan gidiliyor çünkü. Bayağı da sis var. Bayağı sis var yani. Hava 15 derece. Gel de sen gelir miydin? Allah, arabamız o kadar güçlü maşallah. İyi ki yani bütün arabaları son kasa laf. Hepsini soldururum, yapıştırıyorum Allah. Ya bizim arabalara benziyor lan. Allah Allah, peş peşe he, hepsi de. Bunlar bizim mi araba acaba? Plakalarına bakayım. Hoca satıldı da şey mi? Alanlar götürüyorlar mı arabaları? Volvo güzel araba abi. Mercedes S-Class arabaya biniyormuş gibi bir hissiyat var. Gel desem gelir miydin? Gel desem gider miydin? Yollar bitmiyor arkadaşlar. Yollar bitmiyor. Bu yollar bitmiyor arkadaşlar. Arabayı servise götürmem lazım. Garaja yetişmem lazım. Saat daha da geç olmadan. Sağa atalım biraz. Sağdan ilerleyelim. Ve
Birazdan kavşağa varırız zaten. Kavşaktan sonra artık Kadımköy'e doğru ilerleyeceğiz, yani garaja doğru. Evet, Yassıören tabelasından şimdi giriş yaptım. Sağ tarafa, yani dönüyorum şu an kavşaktan. Gişeler karşıma çıkacak ve sisi görüyorsunuz. Acayip bir sis var. Biraz yavaşlayalım. Röterdar'da duruyorum, yani dep var. Röterdar'da değil, pardon. Salalım biraz arabayı kendine. Aksın. Arabayı biraz rahat bırakmak lazım belli bir durumlarda. Araba aksın, yani kendi gitsin. Ya şu şeyi çıkartacağım herhalde ya. Şu çakarı. Camı tam böyle net görmek istiyorum. Başka zaman takarız ya o çakarı, değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar, sizler nasılsınız? İyi misiniz? Neler var, neler yok? Neler yapıyorsunuz? Tırcılığa başlamak isteyenler var mı? Başlayacaklara tavsiyelerim fazlasıyla var. YouTube'da üyelik sistemi oluşturdum. Kanalımdan katıl butonu var. Oradan basıp üye olabilirsiniz. İşte maksimum 150 lira, 60 lira, 50 lira, 25 lira bir şeydi galiba en uygun şeyler. İşte WhatsApp grubuna sizi dahil ediyorum. Oradaki üyeliklerden birinde WhatsApp özelliği de var. Sizi WhatsApp'a alıyorum. Bu sektörle alakalı her şeyi açıklıyorum sizlere işte. Ne var ne yok. Hangi firma sıfırdan şoför alıyor. Bunlarla alakalı hep tanıdıklarım var. Sizlere referans da olurum yani. Yardımcı oluruz. Yani önümde duran bir araba olsa var ya, vay haline yani. Sollama yasağı tabelası. Sollama yasağı tabelasının ikonunu çıkarttı araba. Bana şey yapıyor, uyarıyor yani. Ekranımda görüyorum şu an o tabelanın aynısını. Volvo yani güvenli hat safa en üst düzey şekilde kendini kanıtlamış bir araba firması. Ağır vasıta araba firması. Helal olsun. Buralar Hadımköy, Yassıören tarafları arkadaşlar. Şimdi ileriden sağdan dönüş yapacağım. Oo, 92'yi geçmiş ha. Ceza yeriz ondan sonra arkadaşlar. Çok hızlı gidersek. Radar da oluyor bu yolda bazen. Mesela buraya tam radarlık yol yapmışlar yani. Bir anda sisin içinden çıkıp radarda yakalanması an meselesi yani. Buraya radar koysa yakalanırdık herhalde 92'den. Of. Bayağı rüzgar da var. Şimdi kademe kademe dep motor frenini açıyorum. Ses duyarsınız belki. 1, 2, 3. Bir de orta tuş var. O bayağı böyle tutuyor arabayı arkadaşlar. Hiç frene basmıyorum. Hiç. Hala frene basmıyor ayağım. Hala frene basmıyorum. Biraz serbest bırakayım. Frenle dönüş yapayım. Yazık köpeğe ya. Sakın. Yollarını yapın şuranın ya. Allah aşkına ya. Buranın yollarını yapın abi ya. Allah Allah. Yani para değil ki abi. Yap gitsin, yap. Evet, hünerli geliyor. Bir hünerli abimiz. Bizim Mercedes'lerden de az kaldı ya. Hepsi satılıyor. İlanlarda İbrahim Hüner yazıp görebilirsiniz ilanları. Pembe bir Volvo'muz da var. 540 beygir.
sıfır. Dolu dolu bir araba o da. 3 milyon 800 lira civarından galiba başlıyordu hatırladığım kadarıyla Mercedes'lerimiz. 2022 mi? 2020 mi? Güzel arabalar ya. Gıcır gıcır. Allah inşallah hepimize nasip eder kendi arabamızla bu işi yapmayı. Otomatiği alayım. İleriden de soldan dönüş yapacağız yani şehrin içine doğru. Benle kalın arkadaşlar. Evet, rampaya geldik arkadaşlar. Şimdi sola döneceğim. Kontrollü bir şekilde. Çok yavaş, biraz yavaş, yavaş. Bizim arabalardan biri geliyor şu an karşıdan, karşı yoldan. Selamlaştık. Mazot da almam lazım. Mazotum da bitiyor artık. AdBlue'yu da alırım. Şimdi kırmızı ışık yandığı için hemen daha dibine kadar gaza basıp da frene basmaya gerek yok. Arabayı yıpratmış oluruz. Yavaşlat arabayı. Hiç frene bile basma. Depi çek, yavaşlasın araba. Araba durdu sayılır zaten. Ha, şimdi gazla ilerliyorum biraz. Yavaş yavaş. Arabayı amaç işte durdurmadan ilerletmek. Durdursa duracağız, yapacak bir şey. İşte durduracak, soldakilere yol verdi çünkü. Dönersen döner miyim, dönersen döner miyim? Allah Allah, bu yollar niye yapılmıyor be kardeşim ya? Arabalarımız sıfır an... Yani arabaların içinden geçiyoruz ya. İstemesek bile ya. İsteyemeyiz zaten de. Abi ben bu Dorsi içeri atayım garaja. Hemen uçayım Volvo servise. İnşallah bugün yaparlar da ya. Denk gelir mi bilmiyorum. Silecek suyumuz da bitti, bitecek. Tonajımız neydi bizim? 26 ton toplam arabayla beraber tabi. Hop. Ne kadar araba var? İlerideki yol mu kapanmış? Bizim taraf durmuş. Oo, kazaya gel. Kazaya gel. Acayip kaza olmuş arkadaşlar. Acayip. Allah korusun ya. Bir de yabancı plaka ya. Of. Yazık oldu adama ya, vallahi ya. Yazık ya. Yabancı plakalı araba bir de yani. Uğraş dur şimdi ona. Adamın ekmek parası da. Adam şimdi. Oh. Allah yardımcısı olsun, ne diyelim ya. Üzüldüm yani adama.
İnsanlar yolu atlamayı da çok seviyor biliyor musunuz arkadaşlar? Abi galiba bu yoldu benim kullandığım yol. Aa, ben bu yolu kullanacağım şimdi. Arkadaşlar bu yol çok güzel, dümdüz götürüyor. Aynı yoldan çıkartıyor ama bu yol dümdüz, tertemiz. Önceden şöyle işte kasisler, masisler falan geçiyorduk. Ama burada dümdüz geçiliyor ya. Çok güzel oldu ya. Bir uyarı çekelim de insanlar orada önümüze atlamasınlar. Oo gençler. Ne oluyoruz? Burada okul mu var? Ne var burada ya? Heh geldik. Vallahi. Hop. Çıktık. İleriden sağdan, ondan sonra düz, ondan sonra caminin sağından giriyoruz. Camiye gelmeden sağından garajımıza gitmiş olacağız. Garaja geldim sayılır arkadaşlar. Şimdi ileriden sağdan dönüş yapacağım. Yapamayacağım çünkü kırmızı ışıklara denk geldim. Anlamadım ki bu ışık kaç dakikada bir yanıp sönüyor ya Allah aşkına. Dön de sen de. Evet, şimdi sağdan dönüş yapacağım. Garajda kantara gireceğim. Kantardan sonra yeni garajımız var. Oraya dorsiyi keseceğim. Eğer orada yer varsa oraya da keserim. Sıkıntı yok. Dayıcuklar. Dön de sen döner miydin? Burası bizim garaja giden yer arkadaşlar. Yavaşlayalım biraz. Yollar çok çok kötü. Yani özellikle bu yolları yapın arkadaşlar ya. Allah ya. Yani buranın belediyesi çalışmıyor, ben anlamadım ki. Cimer'e mesaj yazsak acaba bir şey olur mu acaba? Cacık çıkar mı? Atla atla, hiç durma ha, atla atla. Atla. Kurnaz ya. Burada da hep yabancı plakalı araçlar var ha, tırlar. Dönersen. Oh maşallah, şimdi ben buraya karşıdan bir tır gelse ne olacak çok merak ediyorum. Ben malı yatırtmam kardeş. Unutacaksın o iş. Döndersen döner miydin? Geldik arkadaşlar, ha şu ileride. Bir S harfi çizeceğiz şöyle şöyle. Garaja gelmiş olacağız. Hop. Ben buradan 5 ile 6 ile geçiyorum. 5 kilometre, 6 kilometre. O kadar yavaş geçiyorum ki bir önceki videomda adam diyor, demiş ki bana. O öyle şey kasisten mi geçilir, şöyle mi? Kardeşim, işime karışma. Çok da konuşma. Tamam mı? Çok da konuşma. Çok da bilmişlik yapma. Bilmişlik yapanların hepsi yorumlarını siliyorum. Yani yanlış konuşanların yorumlarını siliyorum. Boş konuşmayacak. Ben boş konuş diye burada sana burada video çekmiyorum. İşimi gösteriyorum, yaptığım şeyleri gösteriyorum. Yani yapmayın. Dikkat çekmeyin. Hatalı hatalı konuşmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Ula bu yolun
Ulan burada da sakıncalı bir hareket yapıyoruz ama. Şimdi şöyle bir hareket yaptım ben. Şimdi arkama araba geliyormuş. Aa, ne gülerim ya. Çok zoruma gider biliyor musunuz? Kemeri çıkartayım da ne olur ne olmaz. İnmem gerekecek çünkü birazdan. Dön de sen döner miydin? Gülle sen gelir miydin? Hoppala paşam malkara keşan. Biz geldik. Kardeşovlar. Yapayım arkadaşlar, geliyorum. Arkadaşlar şimdi kantarı yaptım. Yeni garaja geçeceğim. Yeni garajda dorseyi keseceğim. Sakin sakin. Sıkıntısız bir şekilde. Vallahi bu yolu doldurmuşlar biraz şu tarafa. Ha. Burası çok bozuktu, evet. Buraları da doldursalarmış var ya, çiçek. Gel abi. Gel abi. Git abi. Çok geldin ama he. Sağlık gidecektin biraz. Şimdi sana bir laf çakacağım var ya. Yolun ortasına koymuş, yatmış arabanın içinde de bir de PUBG mi atıyor, ne yapıyor anlamadım ki. Sen döner miydin? Hop hop. Buraya kesin ben girdim ha. Ulan mazot hırsızlarına gel. Mazot mazot bir şeyler sokuyorlar, çıkarıyorlar ha. İran plakalı araba. Ne yapıyor bunlar, ne ayak? Mazot satıyor. Mazot satıyor, mazot. Adam mazot sattı. Mazot satıyorlar ha. Yemin ederim. Yani Orkun sen de buradan yani... İranlılar yolunda yani. İranlılar bayağı yolunda. Mazot. Mazotçiler. Hayır, sol mu yapıyorsun, sağ mı yapıyorsun, düz mü gidiyorsun, anlamadım ki sen. Ne yapmak istedin? Döndüğün yer de bir tuhaftı zaten. İranlılara bak hele. İranlılar yolunda. İran'dan fazla mazot getirip burada mazot satıyor herhalde. Temiz. İnşallah hırsızlık yapmıyordur da. Helalinden kazansın. Ya tırcılar niye bu kadar açıktan koyuyor bu tırları ya? Biz geçemiyoruz buradan. Buranın ışığı zaten Allah'lık. Yani gerçekten buranın ışığı çok sıkıntı arkadaşlar ya. Çok bekletiyor var ya. Canı. O kadar yakın durmuşsun ki benim şeridimde. Arkadaşlar şimdi Dorsey'i bırakacağım şeye, garaja. Ondan sonra garaja geçeceğim. Mazot falan alacağım. Evrakları teslim edeceğim. Şu Volvo servisine de uğramam lazım. Bakalım. Sizleri seviyorum. Akşama görüşürüz. Değerli arkadaşlar, şimdi garajdan çıktım. Mazotumu aldım. AdBlue'umu aldım. Ondan sonra silecek suyum bitmişti. Onu doldurdum. Ondan sonra el yıkama, bulaşık falan, su depom var arkada, onlar için kullandım. Onu fullledim. Her şeyimiz tamam, bir sıkıntı yok.
Servise gene gidemedim. Yani arabanın yazılım güncellemesi olduğu için biraz uzun sürüyor. 2 saat falan sürüyor. Daha böyle esnek bir saatte geleceğim. İnşallah alacağız onu da. Şimdi garajdan dolu bir Dorsa aldım. Yola çıktım. Nereye gidiyoruz? Pendik Liman'a gidiyorum. Tabii Pendik Liman sırası var. DAP yapın oralarda. İnşallah daha sıra biter gidene kadar gideyim. Dorsa'yı limana atayım. Yarın 1 Mayıs çalışmamız olur galiba bizim, bilmiyorum. Limana dosyayı attıktan sonraki süreç eve gitmiş olurum. İnşallah bu akşama kadar da atmış olurum. Biliyorsunuz bizim total saatlerimiz var, yani günlük sürüş hakkılarımız. İnşallah o bitmeden onu atmış olurum. Şimdi otobana Kuzey Marmara'ya bağlanacağım. Bağlandığımda da Köfteci Yusuf görürsem gireceğim. Hem araba 45 dakika mola vermesi lazım, dinlenmesi lazım. Hem de yemek falan, bir çorba morba içerim, bir bağırsaklarım için de iyi gelir. Şu anlık durumumuz bu. Yola çıktık bakalım. Allah'ın izniyle bugünü atlatacağız. Bu arada kameradan kendime bakıyorum da farklı görüş açıları, kamera açıları ayarlamaya çalışıyorum. Bu açıyı biraz daha ortalasam daha iyi olacak gibi sanki. Sizler de bana bununla alakalı bir yorum yaparsınız, sevinirim. Hadi güzel abim, hadi. Can abim. Kuzey Marmara'ya bağlanayım. Köfteci Usta'da da durayım. Yakın bir, yani köprüyü geçip durursam daha mantıklı olur. Bakalım ya. Hangisi denk gelirse artık. Abi ben geçeceğim, ben geçeceğim. Evet. Hava sisli, yağmur çiseliyor. Arkadaşlar ben yola çıktım. Sizleri seviyorum. Takipte kalın. Şimdi yola çıktık. En son garajdan Dorsa aldım. Limana götüreceğim demiştim. Üçüncü köprüye yaklaştım. Az evvel bir tesiste durdum. Tesis dediğim şey tehlikeli madde taşıyan araçların durması gereken yer, tesiste durdum. Kontrol noktasında. Orada bir kafe vardı. Orada bir çorba içtim. Bir tost falan yedim. Kendime geldim. Çünkü Pendik Liman sırasına gireceğim. Aç girmek istemiyorum. Ne zaman gireceğimi de bilmiyorum. Hava puslu. Yağmurlu. Bu dorsiyi teslim ettikten sonra Allah'ın izniyle yarın da 1 Mayıs 1 Mayıs'ta da Ankara'ya yola çıkacağım. Güzel bir hafta oluyor benim için. Ankara yolculuğumuz güzel. Ankara'dan sonra da bir uzun daha alırım. Uzun yol alırım. Oradan da direkt şeye giderim. Olmadı. Başka bir ile, yani daha uzak bir il varsa oraya gitmeye çalışacağım. Operasyondan rica edeceğim. Bakalım. Şimdilik yollardayız. İnşallah Karadeniz taraflarına güzel bir yük çıkar da oralardan boşaltma ya da yükleme yaparım. Şu an 3. köprüye yaklaşıyorum arkadaşlar. 3. köprüden sonra zaten direkt Sabiha Gökçen çıkışından girip
Pendik liman tarafı ya Via Portu da geçip sağdan Pendik sahile bağlanıp Pendik tabelasına bağlanıp oradan direkt zaten tünel var. Sabiha Gökçen'in tüneli. Tüneli de geçince DAP yapı var. DAP yapının oralardan sıra başlıyor. Sıraya gireceğim. Sırada bakalım ne kadar zaman geçireceğiz. İnşallah ihtiyaçlarımız, sıkıntılarımız olmaz. Bakalım. Sıkıntımız yok. Suyumuz falan var. Yemeğimiz falan var. Tüpümüz var. Hallederiz ya. Çok sıkıntı olmaz yani. Evet arkadaşlar, şimdi videoyu kapatacağım. Liman sırasına yaklaştığım zaman size hem liman sırasına nerede bağlanıyoruz görmüş olursunuz. Köprü mü burası ya? Köprüye geldik. Dediğim gibi liman sırasında görmüş olursunuz. Biz liman sırasına nereden giriyoruz, ne oluyor, sıra nereden başlıyor, sıra olduğu zaman. Hem de bilinçlenirseniz. Beklemede kalın. Videonun sonunu kesin izleyin. Sizleri seviyorum. Evet, şimdi tünele yaklaşıyorum. Tünele yaklaşıyorum arkadaşlar. Konuşamadım. Tünel. Sabiha Gökçen tünelinden geçer geçmez zaten İnşallah sıra biraz ilerlemiştir de DAP yapın oralardan en azından sıraya girelim. Çünkü ondan sonra çok sıra beklemiyorsun ya. Ya bilmiyorum vallahi ya. Tek sıkıntı yemin ediyorum var şu sıra muhabbetleri. Vallahi buranda yan açmaktan bile sıkılmadım yani, o kadar değil. Ama sıra saatlerce bekleyebiliyorsun. Gece 2'de 3'te uykun bozuluyor. Yani kalkıyorsun sırayı takip edeceğim muhabbetine. Var yani. Bir ton sıkıntı ya. Acı biberle soğan yedim var ya, içim yanıyor şu an yemekteyken. Ya çakala bak ya. Bekle lan. Çakal. Beni sıkıştırıyor arkadaşlar. Ya bura çok kötü yani. Benim tabii ki hakkım değil sol şerit ama sol şerit her zaman tırlara da kullanılabilen bir yol yani. Yani kısmen kullanabileceğimiz yollar. O yüzden yani ben kendi hakkım olanı zaman diliminde kullanmak istiyorum. Kullanıyorum da. Yani sonuçta önümdeki arabayla peş peşe yan yana gidiyorum. Bir sorun, sıkıntı olmuyor. Yani yol da veriyorum insanlara. Yani benimle uğraşmanı pek tavsiye etmem. Çünkü ben bile bu arabayı zapt edemem yani. Gerektiği zaman kaç ton yük var önümde, arkamda. Durduramam. Üstüne sürerim yani. O yüzden dikkatlice kendi yolunda kullan. Bizle de uğraşma. Sana küçük bir önerim dostum. Şimdi arkadaşlar tüneli geçtim gördüğünüz gibi. Buralarda bir yerde bizim sıra başlayacak. Şimdi şahit olacaksınız. En sağ şeritten gideyim. Dilerim Rabbimden şöyle güzel bir konumda sıraya başlarız ya. DAP yapının gerisinde diyor yani, şuralarda bir yerde işte.
çok dağılıyor. Yollar çok kötü ya. Özür dilerim. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Sıra biraz ilerlemiş olsun. Bak buralarda sıraya girmememiz süper. Sıra burada. Sıra burada mı gerçekten? Lan geçen de buradan başlamıştım ya. Oo, hop. Lan vallahi çok kötü yerde duruyorum ben ha. Ya bir şey diyeceğim, burası çok kötü ya. Bu konumu hiç sevmiyorum ben. Konum çok sıkıntı arkadaşlar. Buradan arkama biri girse gel de anlat yani muhabbeti. Evet arkadaşlar, sıraya dahil oldum. İnşallah arkama bir tane tır gelir de kurtulurum. Bu azaptan şu an sıkıntılı bir durum. Arkadaşlar, bundan sonraki süreç sırada bekleyeceğiz. Artık kaç saat sürer bilmiyorum. Arkama bir tır daha geldi aynı. Artık kaç saat sürer bilmiyorum ama limana bu dorsiyi atacağız mecbur. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerden ricam, üyelik de satın alabilirsiniz. Çok uygun. WhatsApp grubumuza sizi dahil ederim. Sohbet ederiz. Bu işe nasıl başlarsınız? Her şeyi size yardımcı olurum. Yani gerekirse firma numaraları da veririm. Şahısların hem de. Çok kişiyi başlattım. Bu YouTube'dan bana ulaşan çok kişiyi tırcı yaptım. Siz de tırcı olabilirsiniz istiyorsanız. Yani ETS oynamaya devam etmeyin. Gerçeğini oynayın. Sizleri seviyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar.